Yaşınca tam savol tojikin eski gibi tam harekat muhne tojike feroz tamamda. Yakın savol krona betora kilovat mınar müşüd mü? Bu kişinin savolları taharatsız Kur'an'ı tilavat kılış mümkün mü? Deyaptır. Birinci Resulullah'dan işitemiz. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu Maymuna anamız. Yani Maymuna bint el-Haris radıyallahu anhu Abdullah ibn Abbas'a nispetten hala bölgen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz amekeleri Abbas ibn Abdülmuttalib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile baca bölgen. Bir tomandan amekücüyen, bir tomandan baca. Maymuna anamız Resulullah'ın zavcıları Abdullah ibn Abbas'ın halaları bölgen. Bir gün Abdullah ibn Abbas aytadılar. Yani yaş bala. Resulullah vefat etkende o kişi 13-14'de bölgen. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh. Ben halamını uyuge bardım. Aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatken navbat. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem navbat bilen yani nömeler, yani analarımızın huzurlarında idiler. Navbat. Bir keçe bunu şuna kal. Lekin aynen Resulullah Maymuna anamız yatken, Maymuna anamız bilen navbattaki keçede men o'shani poylab bordim deydilar. Abdullah ibn Abbos radhi. Qani Rasululloh sallam kechalari nima qiladilar? O'shani maqsad poylash, ya'ni Rasululloh qanday ibodat qiladi, nima qiladilar kechalar? Ko'rpa tashaldi deydilar. Aynan yostiq mana bunaqa uzunasida tashaldi deydilar. Bu Sahih Buxoriy musnadda kelgan. Rasululloh sallam muborak boshlarini qo'ydilar va Maymuna onamiz muborak boshlarini qo'ydilar. Ve Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'ın kundalenge koydular. Başlarını bunlar koydular, uyakka uzaktı. Ben yattım dedim. Lekin özümünü uykuya saldım dediler Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh. Cin ciddilik bob kaldı. Birazdan ki, ha goya ki anamız uhlegenlerden ki Resulullah sallam durdular. Lekin hırlap kaldılar, bir hırladılar dediler. Resulullah sallam pişirler yat geldiler. Ha? Ondan ki uygandılar. Uyg'onganlarda ne qarasam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rinlaridan turdilar u tahorat olmay turib Imron surasini oxirini o'qidilar. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Inna fi xalqis samawati wal ard va ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fi Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir. Inna fi xalqis samawati wal ard va ikhtilafil layli wan nahari لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا من شو آيات بيت آخر جزء إنك لا تخلف الميعاد كذي أقدر أين الحديث شو جاي كذي وار عندن كين يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك كوزلرن من الله أقدر طهارة ما أقدر أين شو سورة شو آيات لرن أقدر عندن كين أشان جلدن قرينجن سو بارد ديوارده أصل غيت o'sha jilddagi suvdan tahorat qildilar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Tahorat qildilar va namozni boshladilar. Va men ham yugurib o'tirdimda boyagi jilddan men ham tahorat qildim. Rasululloh sallallohuni chap tomonlariga kelib ixtido qilsam Rasululloh muborak qo'llari bilan meni boshimdan bundoq olib bu tomonga o'tkazdilar dedilar Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhu. Va ixtido qildim namoz o'qidik. Demak bizga qaysi tomonga kerak? Rasulullah sallallohu alayhi vasallam tahoratsiz holatda Qur'on o'qdilar. Endi ikinci masala nima? Ikkinchi masala junub odam yoki ihtilomli odam Qur'on o'qishi mumkinmi yo'qmi degan savol tug'iladi. Yoki hayzli odam Qur'on o'qishi mumkinmi yo'qmi degan savol tug'iladi. Bu ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitamiz. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasulullah sallallohu alayhi imomi Doriqutni musnadlarda keltiradilar. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam hayzli kishilardan va junub kishilarni Qur'on o'qishliklaridan qaytardilar degan hadis. Ya'ni Rasululloh qaytarganda nima uchun desa, uni og'zi betahorat. Uni og'zi betahorat. O'shaning uchun u g'usl qilishi shart. O'shaning uchun g'uslda og'izni chaylash farz. Tahoratda og'izni chayish sunnat. O'shaning uchun og'iz bilan Qur'on o'qisa bo'ladi tahoratsiz kishi. Lekin junub kishi yoki hayzli kishi og'zi betahorat. Og'zi bilan zikr qilishi mumkin, duolar o'qishi mumkin, lekin Qur'on o'qishi mumkin emas. Mabodo majbur bo'lib qolsa, majbur bo'lib qolsa
Mesela Bismillahirrahmanirrahim de bitti nefeste okumaydı. Belki Bismillahirrahmanirrahim de bölüp bölüp okuydu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin demeydi. Belki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O şöyle bolsa ayetimiz duaga eylenedi bu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetler ne için hayırdan buldu bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayeti birkenler mi? Yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyanlarında ana şu ayetlerde tohtagenlikleri için sahabeler organize ettiler ki bana şu yerde Resulullah tohtadır ve bu ayet hasıl buldu. Resulullah'ın vakıflar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tohtagenler mi söylüyordu bana? Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediler. Ummu Salama anamızdan rivayet kılınan hadiste. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediler, tohtadılar. Ve ulemalar uşanı tohtaş diyor, yani vakıf mümkün tohtaş dediler. Aynen ana şu ayette bulup açsak, biz gusül kımasından kılışımız mümkün. Mecbur bu günde bu ham. Ayette okşap kılmaydı, belki duaga okşap kılmaydı. Düşündüken, şimdi cünüp kişi, hayzli ayol mescidde kılışı caiz emez. Hatta azan aytishi ham joiz emas. Qomat aytishi haromdir. Haromdir qomat aytishi. Junub odam qanday o'zi namozga ergashmaydi. Lekin tahorat siz kishi azan aytishi mumkin. Mumkin azan aytishi mumkin. Lekin qomat aytishi makruhdir. Lekin junub kishi qomat aytishi haromdir. Chunki uni og'zi betahoratdir. O. Olayından savol bo'lyapti.